2007 yılında İstihbarat Başkanlığı'na geldim. Bana dediler ki, efendim şeyle ilgili Kasım Şurası var. Kasım Şurası'nda geldi, biz şeyi anlatırız iktidara ya da hükümete. Yani bizim muharebe gücümüz nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Hangi malzemeleri almalıyız? Yani bunu genel anlatırız. Dediler ki bu burada işte bir saati bir takdim hazırla. Ne için dedim. Dediler ki bu takdim şey olacak. Türkiye'deki bu şeyler, okullardaki vesaire falan dini faaliyetler, insanların işte belli yerlere getirilmesi, çocuklara falan bu konularla ilgili bir hazırla. Tehlikenin gericilik tehlikesi var, iltica tehlikesi var falan diye. 2007'de Sordum mi? 2007'de. Sordum şeye bizim Tugener'e, dedim ki nedir bu dedi. Dedi komutanım geçen sefer de böyle bir şey oldu dedi. Çıktı dedi Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan. Yani bu konuyu kızdı bağırdı dedi. Bir sürü laf söyledi dedi. Bunu söyleyin dedi, yani yapmasınlar falan. Git çıktım anlattım. Yok yapacaksın dedi. Peki dedim, o zaman ben yaparım onu. Benim bir şeyde kalır. Hiç prova falan yapmıyorum. Doğrudan benim laptopumda kalır dedim. Çıktım. Çocukla ve çocuk çıktı. Tugener anlatıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya dedi bana dedi bunu ne diyorsun? Bir defa bu kuşaların görevi farklı dedi. Peki bunu bana niye söylüyorsunuz dedi. Yani beni mi tehdit ediyorsunuz dedi. Yani buradaki yazılanlar çoğu dedi. Benim dedi evet dediğim şeyler dedi. Beni mi tehdit ediyorsunuz dedi. Ben size daha evvel demedim dedi. Kalktı gitti adam. Şimdi onun için bu konularda yanlış yaptığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Yani ben olsaydım şunu yapardım. Yani ülke bölünecek. Ülkede iç savaş çıkacak. Yani ya da ülke şunu olacak, bunu olacak. Yani biz illa şeydeki gibi Amerika gibi, Fransa gibi, bilmem ne gibi olacak bir ülke değiliz. Yani herkesin modernleşmesi Yani siz farklı. orada Erdoğan'a şey mi sundunuz? Okullarda Yani evet, yani okullar, mesela Balıkesir'de şu okulda işte öğrencilere başörtüsü takılıyor. Şurada bilmem nerede öğrencilere şu yemin yaptırılıyor. Öbür tarafta bilmem ne yaptırılıyor. Yani bu tip şeyler. 2007'de mi oluyor bu? 2007. Erdoğan da 2007 kızdı Kasım. buna yani. Tabii, 2007 Kasım. Siz mi sunuyordunuz onu? Benim Tuğgen'im sunuyor. Ben hazırladım. Tuğgen'im sunuyor. Çocuk yani kaldı, öyle bir şey yapma. Yani yarım kaldı ve söyledi. Yani bunu dedi, yani beni bana şikayet ediyorsunuz dedi. Bu MGK'da mı oluyor yoksa başka bir şey? Askeri şurada oluyor. Askeri şurada oluyor. Asker, yani Kasım 2007 askeri O şurada. zaman ondan önce alışmıştı askeriye Ya böyle. ondan evvel de çok farklı şeyler var. Burada söylemek istemiyorum şimdi onları. Yani 2000'den itibaren çok farklı şeyler var. Benim girdiğim, ben yani 2002, 2005 yıllar arasında şeydim. Kara Kuvvetleri Personel Başkanıydım. O 5 yıl boyunca, yani o 4 yıl boyunca, 3 yıl boyunca şeye girdim. Askeri şuraya girdim. Ondan sonra 2007 2011 arasında 4 yıl istihbarat başkanım. Genel askeri şuraya girdim. Peki Yani. o Erdoğan gittikten sonra Tuğgeneral ne dedi veya Tuğgeneral bir şey değil mi? Tuğgeneral emir verdik. Tuğgeneral verilen emri yapıyor ama merkezde nasıl yankılandı? diğerleri işte orada hiçbir şey yok. Yani rahmetli şey Yaşar Büyükanıt oturuyorlar yan yana. Bunlar konuşuluyor. Çok ağır konuşunca tabii yani bizim askeri terbiyemiz her zaman vardı. Öyle şey olmaz. Yani dedik, Sayın dedi, Başbakanım çok ağır konuşuyorsunuz falan dedi. O kadar. Çıktı Başbakan. Yani Erdoğan ağır mı konuştu? Evet, ağır konuştu. Ağır konuştu konuyla ilgili ve çıktı, gitti. Arkasından da gittiler ve kimse bir şey O söylemedi. 27 Nisan bildirisi daha sonra mı geldi ondan? 27 Nisan bildirisi ne zaman geldi? Ondan 2007 idi çünkü o da. yok, ondan evvel gelmişti. Öyle hatırlıyorum. 2007 2007 Nisan. Ben 2007 Kasım'dan bahsediyorum. Ha. 2007 Bildiriden Kasım. sonra olay oldu bu Bildiriden olay. sonra doğru. Evet. Evet. Gerçekten enteresan. Yani bu tip şeyler yarın bir gün bunların hepsi ortaya çıkar. Bunlar konuşulur, edilir.